Tümöre bıçak vurulmaz söyleme bir şehir efsanesidir. Çok yanlış bir cümledir. Hiç öyle şey olur mu? Günümüz modern tıbbında kanser tedavisinde en etkili yöntem cerrahidir, ameliyattır. Bakın size kolun ana hatlarını anlatayım. Herhangi bir tümörün, kanserin tedavisinde elimize 3 seçeneğimiz var. Cerrahi tedavi yani ameliyat, radyasyon yani ışın tedavisi ve kemoterapi yani ilaçla tedavi. Bu seçenekler içinde en etkilisi en hızlısı cerrahi tedavidir. Yani tümörün ameliyatla çıkartılmasıdır. Bazen tümör ilerlemiştir. Böyle durumlarda ameliyat yapılmaz, yapılamaz. İşte böyle ileri evre tümörlerde bile onkologlar ilaç ya da ışın tedavisi vererek hastanın bir an önce cerrahi tedaviye yani ameliyata hazır hale gelmesine çalışırlar. İşi bitiren, hastayı tümörden temizleyen esas tedavi yine cerrahidir. Dikkat edin Birçok kanserde ışın ve ilaç tedavisi bile cerrahiye olanak sağlamaya çalışır. İşi tek başlarına bitiremezler. Cerrahi tedavi çok az kanser türünde uygulanmaz. Mesela kan kanseri yani lösemi böyle bir hastalıktır. Bunun sebebi ise bu kanserde ortada elle tutulur, kitle oluşturan, çıkartılıp atılacak bir tümör olmamasıdır. Yoksa cerrahinin hastaya bir zarar vereceğinden değil Peki işin gerçeği böyle olunca nereden çıkıyor bu tümöre bıçak vurulmaz söylemi? Bu ifadenin kökeni teşhis yöntemlerinin gelişmediği eski tarihlere dayanır. Eski derken o kadar geçmişe gitmeyin. 60'lı 70'li yıllardan söz ediyorum. Ben bu dönemleri görmedim ama hocalarımızdan çok dinledim. Bu tarihlerde görüntüleme teknolojileri bugünkü gibi değildi. Yani MR, tomografi, sintigrafi, PET gibi teknolojiler ya yoktu ya da çok az gelişmişlerdi. Doktorun elinde Teşhis olanakları kısıtlı olduğunda ameliyat kararı çok daha erken ve sağlam gerekçelere dayanmadan veriliyordu, verilmek zorunda kalıyordu. Yani ameliyat bir tedavi seçeneğinden çok bir teşhis aracı olarak kullanılıyordu. Birçok vakada tümörün ilerlemiş olduğu, cerrahi olarak çıkartılamayacak olduğu görüldüğünde bir şey yapılmadan, yapılamadan hastanın yarısı kapatılıyordu. Hatta bunun tatsız bir ismi bile vardı aç kapa cerrahisi denirdi. O dönemde ışın tedavisi ve kemoterapi ilaçları da şimdiki gibi gelişmiş olmadığı için bu hastaları ameliyattan sonra etkili bir tedavi de yapılamazdı. Zaten ilerlemiş kanser olan hastaya bir de ameliyat travmasının yükü eklendiğinde hasta çok uzun yaşamaz, birkaç ay içinde kaybedilirdi. İşte bu durum halk arasında tümöre bıçak vuruldu, tüm vücuda yayıldı ya da tümöre bıçak vuruldu hasta öldü algısına neden oluyor. Arkasından da Tümöre bıçak vurulmaz cümlesi kutsal bir söylem gibi kulaktan kulağa yayılıyordu. Oysa günümüzde gelişmiş tıbbi görüntüleme yöntemleriyle hastaları ameliyattan önce detaylı olarak değerlendirebiliyor, cerrahi olarak çıkartılamayacak tümörleri görüyor ve bunları etkili ışın teknikleriyle, gelişmiş kemoterapi ilaçlarıyla küçültebiliyoruz. Küçültülmüş, cerrahi olarak çıkartılabilir hale gelmiş tümörleri de güvenli bir şekilde ameliyat ediyoruz. Hem zaten tümörü vücuda yaymak öyle kolay bir şey değil. Tümör bitki tohumu değil ki ektiğiniz yerde bitsin. Tümörler köken aldıkları dokular dışında büyümez, büyüyemez. Örneğin bir tiroid tümöründen bir parça kopartıp midenin ya da akciğerin içine koyun. Hiçbir şey olmaz. Orada tümör oluşmaz. O kanser hücreleri o yabancı organda tutunamaz, yaşayamazlar. Lütfen hiçbir kanser hastasına tümöre bıçak vurulmaz gibi bir telkinle bulunmayın. Bu içi boş ve çok tehlikeli bir söylemdir. Bu yanlış telkininiz o insanın hayatına mal olabilir. Günümüzde gelişmiş cerrahi teknikler ve malzemelerle birçok kanseri vücuttan tamamen temizleyebiliyoruz. Hele tiroid kanseri gibi iyi girişli kanserlerde tümör başarılı bir cerrahi ile çıkartıldığında hastanın hiçbir hayatı riski kalmıyor. Bazen radyoaktif iot, ışın ya da kemoterapi ilaçlarına bile gereksinim olmuyor. Kanserli bir hastaya bir şeyler telkin etmek istiyorsanız ona işin uzmanına gitmesini telkin edin yeter.